Bismillahirrahmanirrahim. Hareketsiz metin okuma videolarımızda şimdi de İmam Nesefi'nin yazmış olduğu Behrul Kelam adlı kitaba bakıyoruz. Bir akaid kitabı, bir kelam kitabı. Bir bahis inceleyelim kitaptan. El-Mebhes buradan alalım. Şimdi bir tane behese diye fiil var. Behese yebhesu. Behese yebhesu'dan ismi zaman, isim mekan, mimli mastar ne gelir? Bu sarf emrinin konusudur. Dolayısıyla ilgili kelime el mebhesu. Mebha. Mimin fethası, ba'nın sukunu, ha'nın da fethasıyla gelmesi gerektiği sarf emrinin işi. Sondaki harf yani peltek s'nin alması gereken hareke ise nahiv ilminin işi. Buna tek ötre veriyoruz. Yani iki ötre veremezsin. Tenvin veremezsin. Çünkü elif lamlı. Fetha veya esre verseydik onu nasb edecek sağ tarafta bir amil yok. Cer edecek bir amil yok ki esre verelim. Mecburen merfu olması gerekir. Zamme alması gerekir. İlgili kelime mübteda olur çünkü. Daha doğrusu haber olur. Mahzuf bir mübteda vardır sağ tarafta. Mahzuf yani hasfedilmiş, yazıda yer almayan. Nedir o? İşte o hüve olabilir, hiye olabilir, hada olur, hadihi olur. Kelimenin müzekkerlik, müenneslik olmasına göre, müfret, tesniye olmasına göre buraya bir kelime tayin edilir. O gizli bir mübteda olur. Bu kelime mebhes ise haber olduğu için merfu olması gerekir. Kitapların adları, kitapların ana başlıkları hep bu şekildedir yani. Hep bu şekilde takdir edilir. Çok yaygındır bu. El-mebhes kelimesi aynı zamanda mevsuf, mevsuf olduğu için peşine gelen kelime yani sıfatı da onun irabına uyması gerekir. Bundan dolayı buradaki peltek s'de ötre almalıdır. Es-sali-su. Alam niye esra aldı? Buradaki sağ s yani peltek s diyelim. Niye feth aldı? Salis diye bir kelime var zaten. Salis, rabi', hamis, fa'il vezninde rakam bu. Sıra sayısıdır. Üçüncü, dördüncü, beşinci manasına getirebilmek için bir rakamı bu kalıba alırsın. Fa'il, salis, rabi', sadis, sabi', tasi' gibi. Bu da es-salisu, el-mebhesus-salisu. Üçüncü bahis. Sıfat mevsuf. El-mebhes hem haberdir hem mevsuftur. Es-salis sadece sıfattır. Fi harfi cerrimiz fu olmaz, fa olmaz. Fu diye kelime yok mu? Var. Ağız manasına gelir. Fa yok mu? Var. O da ağız manasına gelir. Altı illetli isimden birisi olur o zaman. Şimdi ise bu harfi cerdir. Harfi cer olan fi her zaman için fi olarak yazılır. Nitekim kendisi harftir. Harfler mebnidir. Yani yazılışları donuktur, değişmez. Sifetul imani, imanın sıfatı. Sifetu, vesafe, yasifu, sifetun. Sözlüğe gireriz. Sifet kelimesi yani sıfat kelimesi nasıl yazılmış? Bir tane sat var, peşine fa, peşine ta gelmiş. Ama bunu bulmak için evvela vesafe köküne gitmemiz gerekebilir. Bir bakalım nasıl bulacağız. Bir vava giriş yapalım. Vav'dan sonra hemen yanında sat arayalım. Sat'ın yanında fa olsun. Şuradan bakalım. Ve safe yasifu vesfun. Vesf onun mastarı geliyor imiş. Birazcık geçtik. Sıfat kelimesi orada geldi. Görüyorsunuz sıfat buradadır. Nitelik, vasıf, ayırt edici özellik, hususiyet manalarına geliyor. Yani satın estesi, fa'nın fethasıyla okunması gerektiğini sözlükten buluyoruz. Sondaki ta'nın alması gereken hareke ise cümledeki akışa bağlı. Başta harfi cer olduğu için ta'yı estederiz. Sife ti. El imani. İman kelimesi zaten mastardır değil mi? E'mene yu'minu imanun. İfar babından mastar olur. Biraz fiil çekimleriyle alakalı yani bina bitiren birisinin bilmesi beklenilen bir şeydir. El imani, iman kelimesi nunu hariç diğerleri sarf emriyle alakalı. Nunun harekesi ise
Nahiv ilmiyle alakalıdır. Cümlenin akışına bağlıdır. Fi harfi cer sıfat kelimesini cer etti. Tasını esterledi yani. Sıfat aynı zamanda muzaf olup el iman kelimesi ne yapar? O da onu cer eder. Esreder yani. İmani. Nundaki esre sıfat kelimesinin muzaf olmasından dolayı oluşmuştur. İman sıfatı ve daha ne hakkındadır bu üçüncü bahis? Şartihi. Bu harfi esreyle okudum. Şartihi. Bunu da esreyle okudum. Şart kelimesini esreyle okuman nedeni buradaki vav'dır. Vav sağdaki i'rabı sola aktarmış. Sağ taraf mecrur olduğu için sol tarafta mecrur olmuş. Şartı olmuştur. Şart kelimesi esreyle bitmiş. Peşine şartı hu gelse dile ağır gelir. Esreden hop zammeye doğru çıkmak. Ne olur? Zamme de esreyle okunur. Şartı hi şeklinde. Buraya geldiğimizde bu fi değildir, fe'dir. Çünkü eğer fi harfi cerre olsa burada olduğu gibi sonunda ya beklenirdi. Bunun sonunda ya yok. O zaman bu fi değildir, fe'dir. Fe inne. İnne okuyoruz bunu, enne okumuyoruz. Cümle başındayız. Fe inne, hatta inne dedik. İnne okumak yanlıştır. Neden? İnne, enne, kenne bunlar isim cümlesinin başına gelir. Bunun peşinde ise gı ile fiil gelmiş. Demek ki burası in diye okunmalı. En okunmaz. Çünkü en muzarin başına gelip muzariyi nasip eder. İn okunması gerekir şart manasında. İn şayet eğer se sa manalarına geliyor. İnne olmaz çünkü sol tarafında isim yok. Yine enne olmaz sol tarafında yine isim yok. Sonuç inne ve enne okuyabilmek için bunun sol tarafında isim olmalı. En okuyabilmek için sol tarafta muzari olmalı. İn diye okursun sol tarafta mazi de olsa muzari de olsa değişmez. Bunlara dayalı olarak aynı zamanda manaya bağlı olarak da bunu söyleyebilirsin. Şe in şayet gı ile denilirse. Birisi şöyle dese diyor. Şart, koşul. Gı ile kaf esreyle okudum, lamı fethayla okudum. Az çok fiil çekimi bilmek gerekiyor. Gale idi. Gavele. Mazi malum. Gavele. Gale'nin aslı bu. Meçhulü. Guvile. Ne gelir? Guvile. Daha sonra vav'ın harekesi. Kafa verilir. Guvile. Gı olur. Gıvle. Vav sakin. Makabül meksur. Vav da yaya çevirirsin. Gıyle olur. Bu bir maksut ilalidir. Gıyle diye okunur yani. Bunu maksut okuyanların bilmesi gerekir. Ma istifam yani soru manasındadır. Yani çok önemli değil. İstersen buna nafiye de ister başka bir şey de önemli değil. Sonuçta bunu ma diye okuman gerektiğini bilirsin. Mi diye okunmaz. Çünkü elifle bitmiş. Elif sol tarafına feta ister. Oradan bunu anlarsın. Si, fe, tu. Buradaki ma'nın bir ameli yoktur. Yani peşine gelen hemen solundaki kelimeye bir etkide bulunamaz. Sife tu, sife ti, sife te, tin, ten, tun bir şey yapamaz yani. Sadece manası vardır. Yazılışta bir şey değiştiremez. Dolayısıyla sıfat kelimesini ötreyle okuman gerekir. Bu bir kuraldır. Bir kelimeyi cer edecek veya nasb edecek bir şey yoksa ne olur? O kelime merfu okunur. Tabi fetha üzere mebni olabilir veya esre üzere. Onlar istisna. Sifetul imani. Şayet birisi dese ki, yani denilse imanın sıfatı nedir? Ema şeraitul iman. İmanın şartları nelerdir diye birisi demiş olsa diyor. Sen ne dersin? Kultu ben derim diyor. Sifetu merfu okunuyor çünkü nasbeden yok, cereden yok. El iman kelimesi esreyle bitiyor nunu çünkü sıfat kelimesi aynı zamanda muzaftır. Muzaf olduğunu nereden anladın? Muzaf olmasa mesela nasıl okunurdu? Sifetun diye okunurdu. Peşine el iman kelimesini nasıl okumak gerekir? Bunu şöyle anlıyoruz. Yani manaya bakıyorum. Sifetul imani. İmanın sıfatı. Nın yani izafe tamlaması şeklinde tercüme yaptığımda mananın uyduğunu görüyorum. Ha demek ki sıfat muzaf el iman muzafın ileyhtir. Mana tuttuğuna göre peşine bu hükmü veriyorum. Ve ma yine vav atıf harfidir. Ve fetha ile okunur.
Ma yine istifham yani sure edatımız. Yine istersen nafiye de önemli değil. Ma diye okuman gerektiği açık. Çünkü elif de bitmiş. Elif sağ tarafında feta ister. O yüzden ma diye okunacak. Bunun bir ameli yok. Bir ne diyelim etkisi yok sol tarafındaki kelimelerin yazılışına etkisi yok. Dolayısıyla bu kelimenin merfu okunması gerekir. Bu kelime şurada şart geçmişti. Şart kelimesi müfrettir. Şerait kırık çoğul. Cemi mükesserdir. Şerai-du. Şera-e-du belki. Şuradaki hemze belki feta ile okunuyor. Ha, bunu nereden bileceksin? Şart kelimesini sözlükten bulup çoğulun ne olduğunu sözlükte görürsün. Orada der ki şerait. Oradan anlaşılır. Yani bunun bir kuralı yok. Bakarak, görerek, inceleyerek bulunur. Şerait kelimesi aynı zamanda muzaf olduğu için el-imani, iman kelimesi de esre ile biter. Gultu, belki gulti olabilir, olamaz diye bir şey. Gulti sen dersin, gultu ben derim. Tabi derim diyorum aslında. Gultu ben dedim, gulti sen dedin, gulte de olabilir. Sen dedin yine erkek için, gulti bayan için sen dedin. Galet olabilir mi? Olamaz. Çünkü kaf var, lam var, ta var. Üç harf var. O da gulte, gulti, gultu. Bu şekilde okunabilir. Galenin çekimini bilenler bunun farkında. Mazi fiildir. Ama bunun cevabı şudur. Gultu diye okunur bu. Buradaki cümlenin akışı bunu gösteriyor. Ama istersen T de, istersen T de. Önemli değil. Hepsi olur yani. Ben derim cevap olarak. Ne dersin? El imanu iman nedir? İman kelimesi burada müptedadır. Kendisini raf edecek, raf edecek diyorum. Nasb edecek ve cezmedecek bir şey olmadığı için raf halinde okunur. El iman merfu raf alameti nunun zammesi. Niye merfu? Çünkü nasb eden yok, cezme eden yok başında. Niye merfu halası olursa müptedadır. Haberi nerede? Haberi en tu'mine billahi. Burası bir fiil cümlesi olarak mastar tevilinde olarak el iman kelimesinin haberi olur. Tek tek ele alalım. En, len, key, iden. En, muzari nasbeden edatlardan birisi denir. Mesela in demiyorum, en diyorum. Peşine muzari gelmiş. Tu, mi, ne. Nunu fetalı okuyorum. Çünkü en onu nasbeder. En, tu, mine. Emine, emine, emene, yu'minu, tu, minu tu mine ifal babındandır. Müfret, müzekker, muhataptır ifal babından. Emine kökü ifal babına aktarılmış. Tu minu tu mine nun fetalı enden dolayı. Yani senin inanmandır. Burada gizli bir ente zamir olur. Senin inanmandır. Kime neye? Billahi ba harfi cerdir. Lafzatullah mecrur olmalı dolayısıyla. Billahi. Vavatıf harfi sağdaki mecrurluğu sola aktarmalı. Billahi vel yevmi. El yevm kelimesi niye esreyle bitti? Vav'dan dolayı. El yevm kelimesi eliflamlıdır. Dolayısıyla marifedir. Peşine gelen kelime de eliflamlıdır. Marifedir. Bunların sıfat mensup olabileceği ihtimali akla gelir. Ve bakılır ki evet sıfat mensuptur. Sıfatla mensup arasındaki uyum yani 10 maddeyi burada incelersen tutarlar. Her ikisi birden müzekker. Her ikisi birden müfret. Her ikisi birden marife. Her ikisinin de irabı tutuyor. Bu gibi şeyleri göz önünde bulundurarak sıfat mevsuf olduklarını anlarsın. Ellemil ahiri yani son gün, sonuncu güne inanmandır. El yevmi neden esele bitti? Vav'dan dolayı. El ahiri rani esele bitti. Çünkü bu kelime sıfattır. Sıfat mevsufuna irapta tabi olması gerekir. Mevsuf budur. El yevmi o zaman el ahiri. Vav-i natıf harfi sağdaki mecrurluğu sola aktarmakla görevli. Bu yüzden melaiketi, melaike kelimesinin tasındaki esre vav'dan kaynaklı. Peki sondaki hi niye bu hu değil? Çünkü esreden zammeye çıkış ağırdır. Buradaki zamir de esreyle okunması gerekir. Melaiketi hi. Yine vav-ı atıf harfi var. Sağdaki mecrurluğu sola aktarmalı. Kutubi. Kitap kelimesinin çoğulu. Melaike de melekun kelimesinin çoğulu idi. Kutubi, ba'nın esreli olmasının sebebi vav'dır. Kefi niye türeli okudun? Kitap kelimesinin çoğulunun
kutup yani kefin zammesi, tağının zammesi ile geleceği sözlükte yazıyor. Sözlüğe baktığımızda bunu görebiliyoruz. Demek ki biraz sözlük karıştırmak gerekiyor. Yani hiç Arapça görmeyen pat diye gelip hareketsiz yazı nasıl okunuyormuş hemen öğrenelim. Hemen öğrenemezsin. Bunun için yani minimum bir 3 ay, 5 ay, 6 ay bir geçmişin olmalı. Kutubi, ba'nın esre olması vav'dan kaynaklı. Burasını hi diye okuyorum. Çünkü ba esreli peşine gelen zamme de esreli olur. Bihu olmaz yani. Vav atıf harfi sağdaki mecrurluğu sola aktarır. Rasulün müfret, rusul kırık çoğuldur. Rusulun. Ra'nın zammesi, sinin zammesi yine sözlükle alakalıdır. Rasulün müfredinin cemi mükesseri rusul geleceği orada yazılı. Rusuli. Yani lam esteri neden? Vav atıf harfinden dolayı. Sağdaki mecrurluğu sol aktar. Burada hi var. Hi diyorum. Ha demiyorum. Hu demiyorum. Çünkü esteden sonra este gelir. Zamir yani sağındaki kelimenin harekesine uyar. Lihi, lihu olmaz. Ne dedik? En tutmene billahi ve lemil ahir ve melaketi ve kütübi ve rusulihi vel ba'ns. Bir de ba'ns var değil mi? En tutmene billahi, en tutmene bil ba'nsi. Vav atıf harfidir. El ba'ns kelimesi. Eseler. Ba'de zarftır. Ba'de her zaman için ba'de yazılır. Ancak dalı bazen zammelenir. Ne zaman zammelenir? Yani ba'de, kable buna dair dört durum vardır. Durumlar gramer kitaplarında ele alınmış. Burada bu kelimenin muzafun ileyhi yer aldığı için ba'd kelimesi zamme üzerine mebni olmamış. Yani ba'du değil. Çünkü muzafun ileyhi mevcut. Bu yüzden ba'de dalın fethası ile. Ba'del mevti. El mevt kelimesi ma temutu mevtun nedir? Mastardır. Mevt kelimesindeki mimin fethalı vav'ın sukunlu okunacağını sözlükten, sarftan bilirsin. Ta'nın harekesini ba'de belirtir. Çünkü muzaftır. El mevti muzafun ileyhtir. Vav atıf harfi sağdaki mecrurlu sola. El kaderi. Kader hayrihi ve şerrihi. Hayrihi ve şerrihi. Yine hayrihi esreden sonra esre gelmiştir. Zamir sağındaki esre uymuş. Ve şerrihi. Şerrihi. Yine esreli. Vav çünkü var değil mi? Vav ne yapar? Sağdaki yere bu sola aktarır. Ray esreledi. Buradaki zamir de hemen sağındaki harekeye uyarak esreli geldi. Min harfi cerdir. Mi ne olur bazen değil mi? Mimin estesi nunu fetasıyla yazılır. Geçiş yapılırken minellahi ha'nın estresiyle. Çünkü min harfi cerdir. Ta'ala fiildir. Ta'aleye, ta'aleve, tefa'ale, yetefa'alu, tefa'ul babundan fiildir. İnde zarftır. İndu olmaz. İndi olur mesela. İndeke olur. Burada inde olarak gelmiştir. İndi dalın esresiyle gelmez. Çünkü hemen sol tarafında mütekellim yası yok. İnde hem zarftır hem muzaftır. Ehli. Ehil kelimesi muzafın lehtir. Aynı zamanda muzaftır. Es sünneti. Sünnet kelimesinin sininin zammeli olacağı. Sünne nunun şeddeli olacağı. Sözlükte geçiyor. Bunun için ekstra bir şey gerek yok. Es sünneti esreyle bitti. Ha, vav atıf harfi el cemaati. O harfi de ne yapmıştır? Cemaat kelimesini esrelemiştir. Ehl-i sünnet ve el cemaate göre böyledir dedi. Peşine ve galet el mutezile tu. Mutezile ne dedi? Biz burada kaldık.